Kurtuluş Savaşı'nın son dönemecinde çatışma sürecini sonlandırmak ve nihai zaferi elde etmek için büyük taarruzu planlayan Mustafa Kemal Paşa, 23 Temmuz 1922 tarihinde Ankara'dan gizlice ayrıldı ve kuvvet komutanlarıyla yapacağı toplantıyı gizlemenin yolunu bir futbol maçı düzenlemekte buldu. 28 Temmuz 1922 tarihinde büyük taarruz henüz başlamamışken, Anadolu Ajansı Mustafa Kemal'e bağlı ordu birliklerinin Akşehir'de futbol maçı yapacağını duyurdu. Maçın yapılacağı gün saha hınca hınç doluydu. Sahadaki askerler futbol topunu peşinde koşarken onları izleyenler arasında Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ve Yakup Şevki Paşa da vardı. Gelişmeleri saat saat takip eden İngiliz ve Yunan istihbaratı bu maçın moral maçı olduğunu zannettiler. Bütün komutanlar orada olduğuna göre Türklerin daha uzun süre taarruza kalkışmayacağını düşünüyorlardı. İşgal istihbaratı tarafından adım adım izlendiklerini bilen Mustafa Kemal, farklı cephelerdeki komutanları maçı seyretmeye geliyorlarmış gibi bir araya getirdi ve sahanın kenarına kurulan çadırda büyük taarruzun planlarını anlattı. Bu maçtan bir ay sonra 26 Ağustos 1922 tarihinde büyük taarruz başladı.